Bilim, insanlığın doğayı, kendini, her şeyi algılamak, anlamak ve gerektiğinde değiştirmek, manipüle etmek için kullandığı en büyük gücü, en büyük başarısı. Çağlar boyunca bilim sayesinde medeniyetler kurduk. Bilim sayesinde tiranları devirdik. Çağlar açıp çağları kapattık. Yozlaşmış inançların karanlığından bilim ile çıktık. Ve günün birinde yine bilim ile insanlık galaksinin en uç sınırlarına kadar gidecek. Mi. Evet, insanlığın karanlığa karşı en büyük kozu bir zamanlar bilimdi. Ne yazık ki bir zamanlar diyorum, çünkü insanın olduğu yerde yozlaşma da eksik kalmıyor. Ve görünen o ki bu çürüme günümüzde bilimin de her tarafını sarmış durumda. Ve yine ne yazık ki bu çürümeden dolayı bizi karanlıktan kurtaran bilimimiz gitgide bir dine dönüşerek bizi en derin karanlığımıza sokacak gibi gözüküyor. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Kanalın videoları normalde sonuna kadar izlediğinizi anlaşılacak şekilde yapılıyor. Ama ben bunu pek dile getirmeyi sevmiyorum. Fakat bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hepimizin ufak da olsa bazı şeylerin farkına varması lazım. Başlamadan önce aklımızda tutmamız gereken küçük de bir not söyleyeyim. Ana akım bilim kavramı aynı zamanda genel olarak kabul edilmiş bilimsel kanunlar, kurallar için de geçerli bir kelimedir. Fakat bu videoda biz o anlamıyla ele almayacağız. Zaten videoyu izlediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hepinize iyi seyirler. Milattan sonra 5. yüzyılın sonlarındayız ve insanlık olmasına ihtimal bile vermediği bir olayın korkunç şafağına uyanmakta. Büyük Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Neredeyse 1200 senedir hüküm sürmüş en geniş zamanında İngiltere'den Mısır'a, Anadolu'dan İspanya'ya kadar çok büyük bir coğrafyayı kontrol altında tutan Roma, o zamanların dünya nüfusunun neredeyse %35'ini hükmediyordu. Astronomi, matematik, son derece gelişmiş mühendislik, ticaret, anayasal kanunlar, kompleks altyapı ve üst yapı sistemleriyle çağının ötesinde bilimi kendi faydasına olacak şekilde dikkatlice kullanmış bir medeniyet. Fakat dünyada her şeyin bir sonu vardır ve Roma'nınki ne yazık ki sadece bir devletin çöküşünden çok daha derin bir yara açacaktı. İmparatorluk son senelerini yaşarken dinini toplum kontrolü için kendi oluşturduğu Hristiyanlığa geçirmiş ve bu kitleyi yönetmesi için de papalık kurumunu kurmuştur. Bilmediği şey ise bu kurumun imparatorluğun yıkımından sonra kalan her şeyi içine çekip sömürecek bir kara deliğe dönüşecek olmasıydı. Bu arada bu bahsettiğim Roma, Batı Roma. Bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı, sonra çöktü. Batı Roma ve daha sonra Bizans olarak anılacak olan Doğu Roma. Ama Doğu Roma esas olan Batı'nın bir gölgesi ve papalığın kontrolünde bir kukla olduğu için ondan bahsetmeyeceğim. Nitekim onun da sonunu Fatih Sultan Mehmet getirerek tarihte bir çağın kapanmasına vesile olmuştur. Batı Roma'nın kuzeyden gelen halklar tarafından talan edilmesi ve yağmalanmasından sonra arşivleme sistemleri, ticaret yolları, bilim geliştirme faaliyetleri neredeyse tamamen durur ve bağlantıları kesilir. Yüzyıllar süren bu süreçte papalık dini kullanarak insanların üzerinde korkunç bir hakimiyet kurar ve 1000 yıl boyunca onun rejimine tehdit olacak her türlü bilimsel konuyu reddeder. Tabii böyle deyince çok basite indirgemiş oluyorum, o yüzden birkaç örnek vereyim. Mesela papalık toplumları İncil ile yönetiyor olsa bile bunu halkın okumasını istemez. Bu sebepten İncil'in İngilizce, Almanca gibi çevirilerini yapan herkesi ve o çevirileri okuyan hemen hemen herkesi ateşlere atarak yakarlar. Size hep diyorum, ruhban sınıfının olduğu yerde din çoktan bitmiş demektir. Zaten bunu da yaşayarak görüyorsunuz. Papalığın yıkımı ve baskısı bunlarla da kalmaz. Okullarda eğitim gören kadınları cadı ilan ederek öldürürler. Haçlı seferleriyle Roma'nın çöküşü sonrası en azından kalan bilimi muhafaza eden ve onu geliştirmeye çalışan Müslüman devletlere sürekli saldırılar tertip ederler. Engizisyon mahkemeleri kurarak din hakkında onların fikirleri dışında yorum yapanları bile ya ömür boyu hapse ya da ölüme mahkum ederler. Gerçekten karanlık çağlar papalık sayesinde sandığınızdan çok daha karanlıktı. Ve papalığın hedefindeki en büyük düşman ise bilimdi. Bu gördüğünüz kişi Giordano Bruno. Bana göre insanlık tarihinin gördüğü en sıra dışı dehalardan birisi ve bilim camiasında benim de şahsen en çok saygı duyduğum insanlardan birisi. Bruno aslında bir rahip ama aynı zamanda bir felsefeci, astronomi uzmanı, bir okültist ve bir hayalperest. Kendisi bu yalan dünyada sadece 52 sene yaşayabilmiş olsa da gerek yaptığı araştırmalar, gerek diyar diyar gezip bilgi araştırmasından ötürü kısacık ömrüne inanılmaz şeyler sığdırmış bir bilge. Bruno 1550-1600 seneleri arasındaki dönemde o zamanlar için hayal dahi edilemeyecek bilimsel veriler ile karşımıza çıkar. Mesela evrenin sonsuz bir oluşum olduğu, içinde milyonlarca yıldızı ve gezegeni barındırdığı, hatta bu gezegenlerin mantıksal ve matematiksel olarak hayatı barındırabileceği fikirlerinin yanında genel kanı inanışın aksine evrenin merkezinin dünya olmadığını, aslında dünyanın evrene kıyasla önemsiz ve güneşin etrafında dönen bir gezegen olduğunu söylemiştir.
papalığın sert inanç doktrinine karşı olarak da İsa'nın Tanrı olmadığını, Tanrı dediğimiz varlığın doğa ile iç içe olup evrenin de tamamen onun bir tezahürü olduğunu ve onu anlamak istiyorsak önce doğayı, evreni, bilimi anlamamız gerektiğini savunmuştur. Bruno'ya göre bilim illaki gözlemle, deneylerle ya da mantıkla öğrenilemezdi. O bilgiye sezgisel olarak da ulaşılabileceğini savunmuştur. Hatta tam olarak bu yaklaşıma anamnesis denmektedir ve temelini ünlü felsefeci bilge Plato atmıştır. Bu yaklaşım ruhumuzun çağlar boyunca insanlığın biriktirdiği kümülatif bilgiye erişip onu yeniden hatırlaması olarak da açıklanabilir. Akashic Kayıtlar videomu izleyenlerin aklında bir ampul yandı bile. Meşhur kuantum fizikçi Richard Feynman'ın dediği sözleri hatırlayın. İnsan beyni bütün evrenin temelini oluşturan kuantum sıfır noktasından veri çekebilen bir alıcıdan farksızdır. Feynman'dan binlerce yıl önce yaşamış Platon'un ne denli kritik bir saptama yaptığını bir kez daha görüyoruz. Bruno, evren hakkındaki engin bilgilere ulaşmak için kadim hermetik bilgilerden de yararlanmıştır. Hermes Trismegistus'un yani Enoch peygamberin insanlığa bıraktığı tanrısal bilgiler. Size hep diyorum, her şey birbiriyle bağlantılıdır. Kulağa ne kadar fantastik gelirse gelsin. Tabii bu fikirler dünyanın evrenin merkezinde olduğu ve bütün yıldızların, varoluşun dünyanın etrafında döndüğüne ve bizden başka hiçbir canlının bu varoluşta yaşamadığına inanan papalık için hakaret gibiydi. Bu sebepten Bruno'yu zindana atarlar ve sözlerinden vazgeçip papalığın yarattığı Hristiyan inançlarını kabul etmesi için 7 sene boyunca işkence ederler. Fakat Bruno inancından ve doğrularından asla vazgeçmez. Ve denir ki 1600 senesinde yakılarak idam edilmeden önce hükmü veren yargıca bakarak sizin bu hükmü verirken hissettiğiniz korku benim onu duyarken hissettiğimin çok daha ötesinde. Bunu görebiliyorum demiştir. Yani aslında onun idamına karar verenlerin bile içten içe onun dediklerinin doğru olduğunu bildiklerini ama yozlaşmış yönetimin uşakları olduğunu belirtmiştir. Ve ne yazık ki acı bir son ile bu dünyadan sonsuzluğa göç etmiştir. Saygıyı sonuna kadar hak eden bir kişi. Bruno'nun kiliseye karşı dik duruşu, son nefesine kadar bilimi ve hakikati savunuşu ve insanlığa verdiği bilgiler takip eden senelerde Galile'den tutun Newton'a kadar, Johannes Kepler'den René Descartes'a kadar bilimin pek çok neferine de esin kaynağı olmuştur. Ve binlerce yıl sürecek bir karanlığın hükmüne karşı insanlık için bilimin ışığının daha da güçlü şekilde parlamasını sağlamıştır. O dönemde yaşamış bu cesur insanlar sayesinde yeni bir çağ insanlık üzerine doğar. Rönesans. Tarih bize Rönesans'ın doğuşunu ısrarla sadece Avrupalıların kendi çabaları ile olmuş gibi gösterir. Halbuki destekçisi olarak hakkını yemememiz gereken devletler de vardır. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve akabinde de Osmanlı gibi devletler Avrupa'nın sisteminin bozulduğu bu yüzyıllarda stabil yönetimleriyle bilim dünyasına Cebir'in babası Harezmi gibi, tıbbın üstadı İbn-i Sina gibi, felsefede ilerlemiş İbn-i Rüşd gibi, mühendislikte Mimar Sinan gibi insanların yetişmelerini olarak tanımışlardır. Ve bu diyarlarda korunan bilgiler seneler sonra gerek gezgin alimler, gerek Endülüs Emevi Devleti'nin İspanya'da büyümesi, gerek de Selçukluların, Osmanlıların bilgiyi arşivleme teknikleri sayesinde yavaş yavaş yeniden Avrupa'ya yayıldı. Ve sonunda biraz önce bahsettiğim Rönesans kırılımının yaşanmasına sebep oldu. Rönesans, 1000 yıldan uzun süren kilise baskısının artık bitmeye başladığını ve sanatın, edebiyatın, bilimin, hatta simya ve okültizm gibi uç konuların bile özgürce filizlendiği bir dönemdi. Modern dünyanın temelleri bu çağdaki yaklaşımlar ve gelişimlerle atıldı. Rönesans çağı ve takip eden yakın dönemde bana göre bilimin zirvesi Isaac Newton ile yaşanmıştır. Çünkü bu sıra dışı deha bildiğimiz anlamda günümüz fiziğinin omurgasını inşa etmiş bir kişi. Fizikteki hareket yasaları, evrensel çekim yasaları, optik üzerine çalışmalar, teleskop geliştirmeleri, termodinamik kanunları, matematikteki kalkulus dediğimiz türev integralin keşfi, binom serileri, sonsuz seriler, kimya ve simya alanında sayısız çalışma. Bunların hepsinin arkasında Newton'un imzası vardır. Ve evet, demin dediğimi doğru duydunuz. Kendisi simya konusuna da sıkı bir şekilde inanırdı. Hatta aynı örnek aldığı Bruno gibi hermetik ve okültik bilgileri çok sıkı bir şekilde araştırmış ve evinde ölümünden sonra bu bilgileri ele aldığı binlerce sayfalık el yazması kitaplar bulunmuştur. Fakat bu kitaplar hiçbir zaman insanlıkla tam olarak paylaşılmamıştır. Bu yakında gelecek bir videonun konusu olacak. İşte burası videomun ana konusuna girdiğimiz kırılım noktası. Çünkü Newton'un döneminde karşımıza bütün yozlaşmış haliyle benim de çoğu videomda isyan ettiğim oluşum ortaya çıkmaya başlar. Ana akım bilim.
Biliyorsunuz kanalımda normal bilimsel şeylerden ziyade uç bilim, teorik fizik, hatta metafizik gibi konuları ele alıyorum. Ve bu hikayelerde de karşımıza hep bu uç fikirli bilim insanlarının yoluna taş koyan, onları tiye alan bir oluşumdan bahsediyorum. Ana akım bilim ve ana akım akademi. Peki bu kavram ile neyden bahsediyorum? Biraz bunu anlayalım. Çünkü bunu tam olarak anlamazsak kanal sanki bilim düşmanı bir kanalmış gibi anlaşılabilir. Bunu da hiç istemem. Kelime ve kavram karşılığı olarak ana akım bilim, toplum mühendisleri tarafından sizi sürü psikolojisine sokup diledikleri şeye inanmanızı, desteklemenizi ve onların istediği şeylere karşı çıkmanızı sağlayan yaklaşımdır. Kısaca ana akım ibaresi gördüğünüz şeylerin arkasında o disiplini kontrol eden bir ticari gücün olduğunu sakın unutmayın. Biraz önce size Newton'un fiziğe, bilime kattığı inanılmaz değerlerden ve katkılardan bahsettim. Size anlatılan ve konunun derinlerine inmeyen tarihte Newton'un hayatının çok güllük gülistanlık geçtiğini sananlarınız olabilir. Ya adam neler neler bulmuş, Allah bilir bilimsel komitede ne kadar rahat ve saygı görerek yaşamıştır diye düşünenler de olabilir. Halbuki son derece yanılıyorsunuz. Çünkü Newton size o videolarımda bahsettiğim uç fikirli bilim adamlarından çok daha sert tepkileriyle karşılaşmış, dalga geçilmiş ve neredeyse bilimden kopması sağlanmış bir kişi. Robert Hooke, İngiltere'nin en forsu bilim cemiyetlerinden olan Kraliyet Cemiyeti'nin kurucularından birisi. O zamanlarda yaşamış bir bilim insanıysanız bu cemiyetin onayı ile bir anda yükselişiniz hızlanabilir ya da tam tersi unutulup gidebilirdiniz. Newton temel fizik yasaları ile ilgili çalışmalarını cemiyete büyük bir hevesiyle yollar. Fakat Robert Hooke kendi çözemediği kuramların Newton tarafından çözüldüğünü görünce kibre ve kıskançlığa yenilerek onun bu bilgileri kendisinden çaldığını öne sürer ve forsunu kullanarak Newton'un önünü kesip onu itibarsızlaştırır. Neyse ki dönemin bir başka bilim insanı olan Edmund Halley üstün bir çaba göstererek Newton'un yazdığı Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri kitabını Kraliyet Cemiyeti'nin yayınlamasını bir şekilde sağlar ve bildiğimiz anlamda modern fizikteki devrim başlar. Hooke hayatı boyunca Newton'u engellemeye çalışsa da nihayet Newton Kraliyet Cemiyeti'nin başına geçer ve en azından bir süre bilim bir kez daha olması gerektiği gibi egoist tiplerin kontrolü altında değil özgürce filizlenir. Bakın Hooke öyle kenara atılacak bir insan değil. Kendisi de bilime son derece büyük katkıları olmuş bir bilim insanı. Fakat hırsından ve egosundan dolayı benim eleştirdiğim oluşuma dönüşmüş biri. Ana akım bilim insanı. Üniversitede bir hocam güzel bir laf demişti. Akademinin en sevmediği şey yeniliktir. Bu tabii ki her şey için geçerli olmasa gerek. Ama bu lafıyla kastettiği şuydu. Belirli dallarda senelerce dirsek çürüten akademisyenler var. Ve bazı temel kanunlar artık yer etmiş. Fakat günün birinde bir deha çıkıyor ve diyor ki "Arkadaşlar teşekkürler, bunca yıl uğraştınız, kariyer yaptınız ama artık bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Sizin bilgiler geride kalacak ve yenisini öğrenmeniz gerekecek." Normalde düzgün çalışan bir ilerleme temelli dünyada bu hoş karşılanan ve insanlık için faydalı olduğu için severek kabul edilmesi gereken bir şey diye düşünebilirsiniz. Ama ana akım bilim ve akademi bunu istemez. "Benden sonrası tufan, şimdi her şeyi baştan mı yazacağız? Bu yaştan sonra tüm bu yeni şeyleri mi öğreneceğiz?" diye düşünüp genelde bu değişimin gelmesini istemezler. Bakın bunu adamlar şeytan kötü diye demiyorum. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım mevcut. Newton'dan sonra bunun en büyük ikinci örneği kuantum fizik teorisiyle yaşanmıştır. 1900'lü yılların başında Max Planck tarafından siyah cisim ışıması problemine bir çözüm olarak karşımıza kuantum teorisi çıkar. Ve böylelikle meşhur kuantum dünyasının kapıları ilk kez açılmış olur. Ya aradan 123 sene geçmiş, bu kuantum fizik çoktan coşmalıydı, neden hala bu aşamada diyenler varsa sebebi işte tam olarak biraz önce bahsettiğim ana akımın değişimi olan direncidir. Tabii konu inanılmaz karmaşık, ona lafım yok. Ama ana engellerden birisi bizzat bilimin kendisiydi. Neden mi? Biz modern bilimi ciddi oranda Newton'un fizik kanunlarını omurga haline getirerek oluşturduk. Fakat kuantum fizik bize kibarca geldi, o eski bildiğiniz her şeyi unutun, yepyeni bir algı ile yola devam edeceğiz dedi. Mesela bir parçacığın gözlemci yokken enerji, gözlemci varken madde olarak şekil değiştirmesi. Bunu 200 sene önce fizikçilere deseniz size deli gözüyle bakarlardı. Ya da evrenin bir ucundaki elektron ile onunla dolanık evrenin öbür tarafındaki elektronun salise gecikme olmadan iletişim kurması. Bunu eskiden deseniz başınıza huniyi geçirir, ilaca başlatırlardı. Bakın bunlar kuantumun basit örnekleri. Daha insanda beyin bırakmayan o kadar çok fantastik kavram var ki anlatamam. Gerçekten insana "bu sihir ya, böyle bir şey olabilir mi?" dedirtiyor. Ama tüm bunlara rağmen olanca gerçekliğiyle karşımızda duruyor. Zaten işin komiği kuantum fiziğin gelişmesindeki en büyük engel akademik bilim dedim ya. Evet, bunun gerçekten karşısında çok sert durmuş bilim insanları, akademisyenler vardı. Ama hakeza teoriyi yaratanlar ve onu geliştirenler de ona karşı çıkıyorlardı. Mesela Albert Einstein, Max Planck'in kuantum teorisini genişleterek ışığın da kuantize olduğunu,
yani fotonlar şeklinde yayıldığını ileri sürmüştür ki bu aslında kuantum mekaniğindeki ışığın hem dalga hem parçacık özelliğinin ortaya çıkmasına sebep olan bir araştırmadır ve Einstein'a Nobel ödülü kazandırmıştır. Ama gelin görün ki Einstein buna rağmen kuantum fiziğe pek sıcak bakmamıştır ve Tanrı zar atmaz diyerek teoriyi eleştirmiştir. Fakat ana akım bilimin günümüzdeki haline kıyasla siz bu adamların tatlı itirazlarını öpün başınıza koyun. Çünkü bilim şu an öyle bir hale getirildi ki eski itiraz eden adamların mumla arar olduk. Günümüzde ana akım bilim ne yazık ki kabuk değiştirerek, daha da evrilerek Rönesans döneminde ışığı ile yok etmeye çalıştığı o yozlaşmış karanlık inanca dönüşmekte. Yani ana akım bilim tarikatını. Bilim nasıl gelişir bunu hiç merak ettiniz mi? Kitap okuyarak mı, kütüphanelerde araştırma yaparak mı, yoksa üniversitelerde büyük deney grupları kurarak mı? Realistik olalım. Aslında bilim ne yazık ki parayla gelişir. Evet, birkaç yüzyıl önce belki durum günümüzdeki kadar dramatik değildi. Ama şu an bilim dünyasında parayı veren düdüğü çalıyor. Peki burada parayı veren derken ülkelerden mi bahsettiğimi zannediyorsunuz? Cevap yine hayır. OECD 2022 raporlarına göre üyesi olan 37 ülkenin bilimsel araştırma, geliştirmeye ayırdıkları ortalama bütçe 150 milyar dolar kadar. Peki sizce bunun yüzde kaçı özel sektöre ait? %80 civarı. Parayı veren düdüğü çaların sıkıntısı işte burada ortaya çıkıyor. Devletler sağ olsunlar bu topu uzun yıllar önce özel sektöre attılar ve onlar da işlerine geldiği gibi ortalıkta at koşturuyorlar. Ve ana akım bilim dediğim kavramı korkunç bir hale getiriyorlar. Tarihten birkaç örneğe bakalım. 1900'lü yılların başındayız ve günümüzde size her türlü zararı vereceği kanıtlanmış sigara Amerikan piyasasında yayılmaya başlamış. Normalde çıktıktan bir süre sonra zararlarını da hızlı bir şekilde bilim tarafından tespit edilip sizi uyaracaklarını sanarsınız değil mi? Fakat işte yozlaşmış ana akım bilim burada kelimenin tam anlamıyla devreye giriyor. 1950 senesine kadar sigara Amerika'daki doktorlar tarafından bile sağlıklı bir madde olarak tanıtılıp kilo kontrolü, stres yönetimi ve hatta hamile kadınlarda sakinleştirici olarak bile bilim camiası tarafından sunuluyordu. Ya bu nasıl olur? Hiç kimse sesini nasıl çıkarmaz diye soranlarınız olabilir. Onu da anlatayım. Tüm bu saçmalık para babalarının kontrolündeki medya ve ana akım bilim tarafından insanlara pazarlanırken 1950'de Sir Richard Doll ve Bradford Hill bir bilimsel makale yayınlayıp sigaranın akciğer kanseri de dahil pek çok hastalıktaki kilit rolünü insanlara sunarlar. Fakat ne mi olur? Bizzat meslektaşları tarafından dalga konusu olurlar. Medya adamların araştırmalarını küçük düşürücü haberler yayınlar. Endüstri titanları onları tehdit ederler. Ve bu baskı senelerce sürer. Nihayetinde anca rapordan 14 sene sonra 1964'te Amerika'da sigaranın zararları resmi olarak kabul edilir. Bitti mi? Tabii ki hayır. Daha başka bir örnek de vereyim. 1920'lerde Amerikalı kimyacı ve mühendis Thomas Midley, motorlu araçlardaki vurma olarak bilinen sorunu gidermek için kurşunlu benzini icat eder. Bu bildiğimiz anlamda insanlık tarihindeki en tehlikeli buluşlardan birisidir. Çünkü kurşunlu benzinin içindeki tetraetil kurşun arabaların egzozlarıyla havaya karışmakta ve insandan hayvana iç organlarımıza girip beyindeki sinir uçlarını bile çürütmekteydi. Ayrıca kurşunlu benzin yüzünden kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanser gibi hastalıkların yanı sıra su kaynaklarının kirlenmesi ve doğal ekosistemin ciddi şekilde zarar görmesi sorunları da vardı. İşte tüm bu manyakça zararları tespit eden bilim insanı Yandel Henderson ve Ali Hamilton daha bu ürün çıkar çıkmaz anında itiraz ettiler. Fakat tahmin edin ne oldu? Petrol endüstrisi tarafından fonlanan meslektaşları tarafından aşağılanıp yalancılık ve modernleşmeyi engellemekle suçlandılar. Kendilerinin ve seneler boyunca onlar gibi bu kurşunlu benzine itiraz eden diğer bilim insanlarının tüm fonları kesildi. Kariyerleri altüst edildi ve itibarsızlaştırıldılar. Nihayetinde kurşunlu benzin 1970'lerden itibaren yasaklanmaya başlandı ve ancak 2000'li yıllarda tamamen piyasadan silindi. Türkiye'de bile 2001'de yasaklandı, siz düşünün. Neredeyse 80 sene süren kurşunlu benzin kullanımından dolayı milyarlarca insan doğrudan etkilenmiş ve insanlığın ortalama IQ seviyesi 5 ila 8 puan arası düşmüştür. Artık ana akım bilimden kastımı iyice anlamışsınızdır sanırım. Peki biz bu hale nasıl geldik? Hadi dev lobilerin ana akım bilimi yönlendirmesini anladım. Sonuçta paranın %80'i bu adamlardan geliyor. Ama anlamadığım toplumun, insanların ve cidden bilim diye dört dönenlerin bu olaylarda nasıl olup da hiç sorgulamadan, agresif bir şekilde sorgulayanlara saldırır hale gelmeleri. İşte burada da videonun başında anlattığım Vatikan ve Rönesans olayına geri dönüyoruz. Çünkü daha önce de dediğim gibi ana akım bilim birileri tarafından ne yazık ki günümüzdeki en büyük tarikate, inanışa dönüştürülmekte. Ve bu gidişat durmazsa sonu insanlık için çok kötü olacak.
Aranızda hiç dikkat eden oldu mu? Bilimsel kanallarda, büyük bilimsel sitelerde ya da sosyal medya sayfalarında son yıllarda hızla değişen bir davranış kalıbı var. Onların dediği temel bilgilere uymayan ve uç bilimsel fikirleri olan ya da alternatif fikirleri savunan, sorgulayan kişileri, kurumları ve düşünce kalıplarını aşağılayıp küçümseme. Bakın burada net bilimsel gerçekleri sorgulayan düşüncelerden bahsetmiyorum bile. Öyle komplo teorisi sayılacak fikirlerden filan da bahsetmiyorum. Bilimin içindeki bilimsel tartışmalarda ya da alternatif düşüncelerde bile çok ciddi bir taraf tutma olayından bahsediyorum. Bunun neden bu hale geldiği ile alakalı son zamanlarda biraz araştırma yapma ihtiyacı duydum ve kendimce gördüklerim beni rahatsız etti. O daha önce finanse ettikleri bilim insanları ile aykırı fikirleri bastıran lobiler, günümüzde de bilimi destekleyen ve inanan kişileri manipüle ederek bir müride dönüştürmeye başladılar. Sosyal medyada dikkat ederseniz artık uç bilime ya da alternatif düşüncelere dair pek bir haber, video, içerik görmez olduk. Bunlar içerikler yok demek değil, aslında çok var. İnsanlar halen cesurca bilimi geliştirmeye ve onu tartışmaya devam ediyorlar. Fakat algoritmalar bunları sizin karşınıza kolay kolay çıkarmıyorlar. Ya insanların tepkilerinin ne önemi var, bu bilimsel ilerlemeyi değiştirmez diye düşünenler çok büyük bir yanılgı içindeler. İnsanların konuya olan ilgisi bir talep yaratır. Ve bu talep büyük şirketlerin ve devletlerin o konuya daha fazla eğilip onları geliştirmeye yeter. Çünkü ne yazık ki ipin ucunda para vardır. Bu günümüz sisteminin acı bir gerçeği. Ama biz talebimizi ve merakımızı örnek olarak internette ve bilimsel makalelerde sürekli gözümüze sokulan Viagra hapına değil de insülin iğnesinin yerini alacak küçük insülin haplarına verseydik, şimdi o haplar son hallerini alıp çoktan piyasaya çıkmış, dünyaya yayılmış olurdu. Ama hayır. Ciddi bir sağlık soruna para aktarmaktansa şeyimizin derdini milyarlarca dolar aktarmak daha kazançlı. Hakeza kanser araştırmaları. Kanseri cidden tedavi edecek unsurlara para aktarmak yerine onun gelişimini azalttığını, baskıladığını iddia eden ve %90'ı çöp olan ilaçlara ve tekniklere para harcayıp insanlara umut satılıp kandırılmaları tercih edildi. Evet, gerçekten kanserin tedavisinde devrim niteliğinde buluşlar yapan bilim insanları da oldu. Ve başlarına ne mi geldi? Çoğu şu an toprak altında yatıyor. Bu konunun videosunu yakında yapacağım. Bir başka örnek de sağda solda uzmanım diyenlerin sosyal medyada antidepresanları şeker dağıtır gibi topluma dayatmaları. Bazı bilim sitelerinin ve medyanın da bu konuya son derece destekleyici olmaları. Evet, tabii ki antidepresanlar çeşitli tedavilerde faydalı olabilir. Ama bunu şeker gibi dağıtmazsın be kardeşim. Abartıyor musun acaba diyenlere şunu diyeyim. 2022 yılında Türkiye'de 62 milyon insan antidepresan kullandı. Ve bu ilacı uzun süre kullanıp bırakanlarınız varsa bilir. Bir yerden sonra hayatınızı mahveder ve toparlaması çok uzun sürer. Peki antidepresana milyarlarca dolar harcanıyorken insan psikolojisini alternatif şekilde düzeltebilecek metotlara, yan tedavilerin araştırmalarına neden neredeyse hiç para harcanmıyor? Neden halen ana akım bilim ansiyete, depresyon tedavisinde sesle şifa tekniklerini, su renk tedavisini ki bu teknik ta Mayalar ve İnkalar zamanından kalma sıra dışı bir tekniktir. Meditasyon, çi enerjisi manipülasyonu gibi konuları zerre sallamıyor ve hatta bunların pek çoğunu hurafe olarak görüp aşağılıyor. Örnek vereyim, Reiki şifa sanatı bilimsel olarak yıllar önce dalga konusu bir kavramdı. İnsanlardaki chi, yani Türkçe karşılığı ile yaşam enerjisini kanalize etmek, bu gibi kavramlar hurafe gibi geliyordu. Daha sonra yapılan bazı araştırmalar ile plasebo etkisinden daha başarılı sonuç verdiği ortaya çıktı. Daha sonra da ansiyete ve ağrı yönetiminde cidden faydalı olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve şu an günümüz bilimsel metodu yüzünden bu noktada takılıp kaldı. Reiki ve benzeri diğer alternatif tedavilerin bilimsel sayılmamasının en büyük sebebi günümüz bilim anlayışında yatıyor. Bakın Bruno'nun ne dediğini hatırlayın. Bilim sadece gözlem ve deney ile değil, hislerle, sezgilerle, yani metafizik sayılacak şeyler ile de öğrenilebilir ve uygulanabilir. Fakat günümüzde bir şey yapılan deneylerde aynı sonucu vermiyorsa ana akım bilimin gözünde değerli olmuyor. Tabi bizim ruhani ya da enerjisel dediğimiz tedavi ya da kişisel gelişim yöntemleri herhangi bir sensörle tespit edilebilen ya da her kişide aynı sonucu veren olgular değiller. O sebepten bilimsel olarak da kategorize edilmiyorlar. Ana akım bilimin bu sığ yaklaşımı çağlar boyunca değişmedi. Allah'tan bazı insanlar çıktı da gözle görülmeyen dünyalar hakkında bize bilgiler verip bilimin evrilmesine sebep oldular. Şimdi bir ara dipnot daha düşmek istiyorum. Burada eleştirdiğimiz tıp bilimi değil. Tıbbı kontrol eden ana akımın kendi makinelerini ya da ilaçlarını satmalarına engel olabilecek en basit destekleyici tıp ya da şifa metotlarını bile itibarsızlaştırıp yok etmeleri ve sizi ilaçların dışında hiçbir şeyin doğru olmadığına ikna etmeleri. Halbuki hem ilacını al hem alternatif ile kendini destekle. Bunda ne gibi bir sakınca var ki? İşte bu yaklaşım tarzı yüzünden artık insanlar rahat rahat bilimin temel esaslarından birisi olan soru sorma olayını bile yapamaz oldular. Buna küçük bir örnek vereyim.
Ben sürtünmesi olmayan belirli bir enerji uyguladığınızda hareketini sonsuza kadar koruyacak bir şey keşfetmek istiyorum. Bence bu mümkün bir şey dediğimizde ana akım klasik fizikçiler tarafından tiye alınırsınız. Çünkü bu termodinamikten tutun hareket yasalarına göre imkansızdır denir. Demin bahsettiğim süper akışkanlar konusu vardı ya, işte süper akışkan helyumu kaşıkla karıştırdınız diyelim. Sonsuza kadar yavaşlamadan sürtünmesiz bir şekilde hareketine devam eder. E ne oldu şimdi size fikirlerinizden dolayı gülenler? İşte demek istediğim bu. Dün fantazi sandığımız, fiziken imkansız görülen şeyler yarın gerçek olabilir. Biz yeter ki özgürce soralım, özgürce bilim yapalım. Önce hayal kurabilelim ki sonrasında onu gerçekleştirelim. Ama daha hayal bile kurarken, olasılıkları bile tartışırken, siz uçmuşsunuz, bunlar bilim dışı şeyler filan diyenler çoğaldıkça bu iş ne yazık ki olmayacak. İşte günümüzdeki dev firmalar papalığın insanlığa yaptığı taktiğin birebir aynısını tekrar ana akım bilimi kullanarak yaptılar. Satın alınan bilim insanları ile, medyanın manipülasyon gücüyle ve bizim fikirlerimizi sorguluyorsan linç yersin yaklaşımı ile özgürce bilim üretmek isteyen, uç fikirleri denemek, anlamak isteyenleri baskıladılar. Fonlarının kesilmesine sebep oldular. Kısaca papalık artık gücünü kaybetti. İnsanlar eskisi gibi dini şeylere inanmıyorlar. Ama gücü elinde tutmayı isteyenler anında kendilerini modernize ederek yeni trendi hemen yakaladılar. Ve bilimi finanse edip onu yönlendirerek sosyal medya ile de kendi sahte ana akım bilimine inanan neferlerini yaratarak bir kez daha fikir özgürlüğünün önüne set çektiler. Bu adamların yüzünden şu an kanımızda bile mikroplastikler var. Bu adamlar yüzünden şu an insanlığın geleceği için faydalı teknolojiler yerine anca bizi bir ekrana köle yapacak teknolojiler gelişiyor. Bu adamlar ve köleleri yüzünden Nikolay Kozirev gibi, Tesla gibi, Alan Turing gibi, Jean-Baptiste Verhelmont gibi sayısız deha kariyerleri yerle bir edilmiş şekilde aşağılanarak ölüp ya da öldürülüp gittiler. Bu adamlar yüzünden bilim korkunç hastalıklar üretiyor. Sonra bize korku pompalayıp yine bu adamların bilim insanlarının ürettiği tedavileri almak için hem milyarlar harcıyoruz hem de deney hayvanlarına çevriliyoruz. Resmen bizi kendi kapitalist yozlaşmış ana akım bilim sistemlerini hapsettiler ve günümüzde buradan çıkamaz hale geldik. Bilimi gerçekten seviyorsanız onu destekleyin. Bir parçası olun, araştırın, sorgulayın, paylaşın. Hayal kurup o hayali nasıl yapabilirim diye uğraşın. İsterse dünyanın en saçma fikri olsun hiç önemi yok. Kim bilir belki bugün saçma denen şey yarın sizin sayenizde bilimin bir temel taşı olabilir. Sakın toplumun, sosyal medyanın, ana akım akademi ve ana akım bilimin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Onların dediklerini de değişmez yasalar, gerçekler olarak görmeyin. Her şeyi sorgulayın. Yaklaşımınız bu olsun. Gidin Newton gibi, Bruno gibi eski kadim yazıları okuyun. Hermetik felsefeyi, okültizmi inceleyin. Antik bilim felsefesini okuyun. Hangi çağda yaşıyoruz? Onlar bilim mi? Safsata diyenleri dinlemeyin. Fiziğin babası sayılan adamı bile etkilemişse vardır bir olay değil mi? Açık fikirli olun. Biz insanlığın en ileri, en gelişmiş toplumu filan değiliz. Bu yanılsamayı aşarak geçmişteki kadim bilgiyi araştırın, öğrenin. Böylelikle geçmişin bilgeliğini, günümüzün açık fikirliliği, teknolojisi ve gelişmiş algısıyla harmanlayıp çok daha iyi yarınlar tasarlayabilirsiniz. Biraz duygularımı döktüğüm bir video oldu ama gerekli olduğunu hissettim. Çünkü kanalda ilerleyen zamanlarda bilimin en uç sınırlarında metafiziğin gizemlerinde dolaşacağız. Ve tüm bunları yaparken her daim gerçek bilimin o sorgulayan yaklaşımı ile bunları yapacağız. O yüzden artık en azından bu ana akım bilim lafını dediğimde neyden bahsettiğimi biliyorsunuz. Ve bu kavramın insanlık için ne gibi bir tehdit olduğunu da öğrendiniz. Bundan sonra bu cendereden kendinizi kurtarmak size kalmış. İzlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.